bulunan Mescid-i Aksa. Bismillahirrahmanirrahim. 31. söz, Mirac-ı Nebevi bahsi. Bu gece Miraç kandili olmak itibariyle inşallah Miraç Risalesi'nden ders yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi ezra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huvessemi'ul basir. Sadakallahu lazim. Kur'an-ı Hakim, Habib-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ve Ekmelüsselam'ın miracının mebdeyi olan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan seyranını zikrettikten sonra innehu huvessemi'ul basir der. Miraç bahsi, Miraç mucizesi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın en büyük mucizelerinden birisidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'ın, Kabe'nin Hicr veyahut Hatim nam mevkinde bulunurken bir gece yolculuğuyla Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldü. Bir seyran var. Mescid-i Aksa biliyorsunuz Kudüs'te. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın kendisi için seyahat edilmeye layık dünyada 3 mescit vardır dediği, birisi Mescid-i Haram, Kabe, birisi bildiğimiz Mescid-i Nebevi, Medine'deki kendi mescidi, üçüncüsü ise Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa. Bütün Müslümanların mukaddes birer değeri bunlar. Kur'an-ı Azimüşşan bu okuduğumuz ayet-i kerimede Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın o yolculuğunu zikrettikten sonra innehu huvessemi'ul basir der. Yani o gerçekten işiten ve görendir. Şu kelam ile Sure-i Vennecmi İzha Heva'daki işaret olunan Münteha-i Miraca remzeden Miracın son noktası, aleyhissalatü vesselam Efendimizin o gece yolculuğunun ulaştığı son noktaya işaret eden innehu'daki zamir ya Cenab-ı Hakk'a racidir veyahut Hazreti Peygamber'edir, ona bakar. Yani şüphesiz ki o görüyor ve işitiyor manasındaki zamir tefsiri bir nükte olarak ya Cenab-ı Hakk'a bakar veyahut Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a bakar. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a göre olsa kanunu belagat ve münasebet-i siyak-ı kelam şöyle ifade ediyor ki cümlenin gelişinden tefsiri bir nükte olarak şöyle bir mana çıkar ki bu seyahat-ı cüz'iyede bir seyri umumi, aleyhissalatü vesselam Efendimizin şahsi bir seyahatıdır ama orada bir seyri umumi vardır ve bir urucu külli, umumi bir yükseliş, herkesi ilgilendiren bir semavata doğru bir çıkış vardır ki ta Sidretül Münteha'ya, ta Kab-ı Kavseyn'e kadar meratibi külliye-i esmaiyede gözüne, kulağına tesadüf eden ayat-ı Rabbaniye'yi ve acayip sanat-ı ilahiyeyi işitmiş, görmüştür der. Yani oradaki görme ve işitme vasfını kime hamleder? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a verir. Nereden nereye kadar? Şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın Miraç'taki yolculuğu Mescid-i Haram'dan başlayarak Mescid-i Aksa'da semavata doğru yükselen bir yolculuk. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gelişi Burak'la olmuştur. Burak öyle bir binek ki bütün peygamberlerin kullandığı VIP bir binek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki
ben diyor Burak'a bindikten sonra Burak öyle bir süratle gidiyordu ki gözünün gördüğü yere ayağını basıyordu. Geldiği nokta itibariyle Burak'ın hızı bu boyutta bir şey. Ben Kudüs'ü elhamdülillah ziyaret ettim. Orada gördüm. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki bu Burak'ı her peygamber oradaki halkaya bağladı. Ben de Burak'ı oraya bağladım diyor. Oraya kadar yolculuğu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Burak iledir. Birinci kat semaya kadar, dünya semasına kadar aleyhissalatü vesselam Efendimizin yolculuğu Miraç iledir. Miraç bir nevi asansör gibidir. Adı yükselten alet demektir. Mahiyetimizce meçhul ama maneviyatta aleyhissalatü vesselam Efendimizin kullandığı bir vasıtadır. Ondan sonra 7 kat semavatın nihai noktasına kadar melekelerin kanatlarıyla uruç etmiş. Öyle bir noktaya geldi ki artık oraya Sidretül Münteha dendi. Bütün insanlık namına Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bütün melekelere bile üstünlüğünü perçinlediği ve gösterdiği bir noktadır. Çünkü o noktadan sonra Cebrail aleyhisselam bile dedi ki ya Resulallah bundan sonrasını ben gidemem, bundan sonrasını siz gideceksiniz dedi. Refref denen başka bir binekle aleyhissalatü vesselam Efendimiz oraya kadar gitti. Oraya kadar da gidiş melekelerin kanatları üzerinde oldu. Bir yolculuk. Bu miracın tabii ki hikmetleri var. Şimdi biz nasipse inşallah onu okuyacağız. Demek ki buradaki innehu huvessemî'ul basir'deki zamir, yani o zamiri Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a raci olsa ne yapmış? Ta Mescid-i Haram'dan başlayarak Mescid-i Aksa'da devam eden birinci kat semada, ikinci kat semada, her kat semada Cebrail aleyhisselamla Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu yolculuğu yaparken gökteki melekeler, vazifeli melekeler kimdir o diye sorduğunda Cibril diye sorduk, cevap verdi Cebrail aleyhisselam. Yanındaki kimdir diye sorduğunda Muhammed'dir diye söyledi. Ona peygamberlik geldi mi diye soruyor melekeler. Her gök kapısında, semavat kapısında yaşanan bir anekdot, hadis-i şeriflerde bunun karşılığı var. Evet diye cevap verince melekeler tebriklerle, maşallahlarla hoş geldin, hoş geldin diyerek aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i karşıladıkları bir seyahat. Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o seyahat esnasında birçok peygamberle görüştürdü. Birçok manevi alemleri kendi sevgili Habibine gezdirdi, gösterdi. Ona tabir caizse bir protokol uyguladı. Haşa, Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. 7. kat semavatın üstünde arşta değildir Allah-u Teala. Oralar da mahluktur. Netice itibariyle Cenab-ı Hak sevgili Habibine tabir caizse bir VIP uygulaması yapmış. Hiç kimseye göstermediği iltifatı ona göstermek suretiyle onun diğer insanlardan farklılığını bütün kainata gösterdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam üstadımız 6. şuada bu hadiseyi anlatırken Allah'ın huzuruna geldiği zaman diyor ettehiyyatü lillahi diye Cenab-ı Hakk'a selam verdi. Şimdi bizler birbirimize selamu aleyküm ve rahmetullah diye selam veririz. Ama Allah'a yapılan selam böyle olur. Manası da şu demek. Bütün mevcudat kendi lisan-ı haliyle hangi ibadeti yapıyorsa bunlar Cenab-ı Hakk'a takdim edilen birer manevi hediye mesabesindedir. Kendi ibadetleri hükmündedir. Bugün bir arı işte o bilmem ne kadar çiçekten gıdım gıdım bir bal yapıyorsa, harikulade bir sanat ortaya koyuyorsa, bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar ot yiyip süt içip nasıl karıştırarak o yeşil sıvıdan süt gibi bir gıdayı bu insanlara takdim ediyorsa, hangi mahluk hangi işi yapıyorsa bunların hepsinin ibadetlerini Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'a takdim ederek dedi ki ya Rabbi, bütün bu yapılan manevi hediyelerin hepsi sana layıktır. Ettehiyyatü lillahi ve salavat, bütün o güzel yapılan dualar ve tayyibat, güzel ne varsa ya Rabbi hepsi sana mahsustur. Cenab-ı Hak ve Habib-i Edibi'nin bu selamını Esselamu Aleyke Ya Eyyühen Nebi diye aldı.
selam senin üzerine olsun ey Allah'ın peygamberi dedi Cenab-ı Hak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu selamı Esselamu aleyye diye almadı. Bakın her tehiyyatta okuyoruz. Ne diye aldı? Esselamu aleyna diye aldı. Ve ala ibadillahi salihin. Senin bizim üzerimiz olsun ya Rabbi. Senin bu selamın ve bütün salih kullarının üzerine olsun. Rahmet peygamberi, şefkat peygamberi, bütün ümmetini kucaklayan bir nazara sahip olan, doğduğu zaman bile ümmeti ümmeti diyerek ümmetini talep eden ve ahirette bütün peygamberler bile, ülül azim peygamberlerin bile kendi nefsine düştükleri o marekede, o dehşetli havada, ortamda yine ümmetini talep edecek o peygamber, o kadar yükseklere çıktığı zaman başı dönmedi, kendini kaybetmedi ve yine Cenab-ı Hak'tan selamını alırken ümmeti adını aldı. Cenab-ı Hak bizleri sevgili peygamberimize layık birer ümmet eylesin inşallah. Şefaatine bizleri mazhar etsin. Miraç bir kapıydı. Üstadımız diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kapıyı açık bırakarak geldi. Ta ki arkadan ümmeti de ne yapsın? Her namazda bir nevi miraç hükmünde Allah bizim bütün namazlarımızı bir miraç kılsın inşallah. Allah'ın huzuruna çıkmaktır çünkü. Es-salatu miracul mümin. Namaz müminin miracıdır. Bu feyzi, füyüzatı, idraki Allah bizlere nasip etsin. Eğer bu zamir peygambere değil de Cenab-ı Hakk'a raci olsa, şüphesiz ki Allah her şeyi görüyor ve biliyor. O zaman nasıl bir tefsiri nükte çıkıyor onu okuyalım. Bir abdini bir seyahatte huzuruna davet edip bir vazifeyle tavzif etmek için sadece bir ziyaret anlamında değil, onun arkasında bir de ne var? Bir vazife var. Bir vazifeyle tavzif etmek için Mescid-i Haram'dan Mecmua-i Enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Mescid-i Aksa'da o güne kadar gelmiş bütün peygamberlere, bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre 224 bin peygambere imam olarak namaz kıldırdı. O namazın arkasından Beytül Makdis diye tabir edilen o makamda, o mekanda namaz kıldırdıktan sonra Hacerül Muallak tabir edilen bir kayanın üzerinden semavata uruc etti. Yani miraç gerçekleşti aynı kökten. Yükseldi, yükseltildi. Derler ki siyer ve siyer kitaplarında taş Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın cazibesiyle o da böyle havalanarak arkasından yukarı doğru çıkmaya başladı. Ben o kayayı gördüm kardeşler. Kaya şöyle ucundan kalkmış, şurada küçücük bir yerinden tutan, normalde fiziki olarak oradaki o tutan yerin o kayayı kaldıramayacağı acayip bir hal. Hatta Yahudiler bunun etrafını doldurmuş, bu mucize gizlensin, gözükmesin diye. Kıyf ya Hacer diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Dur ey taş diyor. Taş olduğu yerde öyle durmuş kalkmaya başlarken. Orayı da Hazreti Ömer Efendimiz bu alamet kaybolmasın diye bir mescit yaptırmış. Kubbetü's Sahra diye Kudüs fotoğraflarında gördüğünüz üstü altın kubbeli gözüken yer Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği mekanın adıdır. Mescid-i Aksa ise onun biraz ilerisindeki diğer caminin adıdır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mescid-i Haram'da, Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imam olup onlarla görüştükten sonra bütün enbiyaların usulü dinlerine varis mutlak olduğunu gösterdikten sonra bizden önceki peygamberler, yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den önceki bu kadar peygamberler, Hazreti Adem'le başlayan en son İsa Aleyhisselam'a kadar devam eden o peygamberler zinciri içinde onlar ne anlattılarsa kendi ümmetlerine bugüne kadar, onların yegane varisi mutlakı olduğunu gösteren, aynı hakikatleri söyleyen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam olduğunu Allah-u Teala uygulamalı olarak orada gösterdikten sonra ta Sidretül Münteha'ya bütün meleklerin bile artık eskort yapmaktan oraya kadar dedikleri nokta Sidretül Münteha, uç nokta, bir adım daha atarsam helak olurum dediği ki vahye memur melek Cebrail Aleyhisselam bunu söylüyor. Oradan ta Kab-ı Kavseyn'e kadar bizce bunun hududu nedir?
O da orada ne olmuştur? Bunu bizim bilmemiz, idrak etmemiz mümkün değil. Çünkü oraya sadece Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a nasip olmuş bir yakınlıktır. Hocamız bir gün sohbetinde dedi ki, şimdi düşünüyoruz tabii değil mi? Sidretül Müntaha'ya kadar birinci işte Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geliyorsunuz, oradan birinci kat sema, ikinci kat sema. Birinci kat sema neresi? Alem-i Şehadet dediğimiz. Bizim muttali olduğumuz, bizim ilmimize giren, bir şekilde bizim için meşhud olan, bize fiziki anlamda malum olan neresi varsa orası henüz Alem-i Şehadet, birinci kat sema. Büyüklüğü tasavvur edebiliyor musunuz şimdi? Işığın saniyedeki süratinin 300 bin kilometre olduğunu, küre-i arzı bir saniye içinde 7,5 kere döndüğünü, bu ışık yılıyla gördüğünüz uzaklarda gözüken ve ışığı bize ancak gelen mesafedeki büyüklüğü bir tasavvur edin kardeşler. Alem-i Şehadet. Madem bize meşhut, o bölgeye biz ne diyoruz? Alem-i Şehadet diyoruz. Peki ikinci kat sema nasıl? Şimdi bu bahsettiğimiz büyüklüğün içinde bir yüzüğü atarsanız ne kadar gözüküyor ise şu birinci kat semanın içinde, ikinci kat semanın yanında da birinci kat sema o yüzük gibi. İkinci kat sema da üçüncü katın yanında öyle. Şimdi her insana cennette 500 dünya büyüklüğünde 500 senelik mesafede bir mülk-ü baki verileceğini bir düşünün. Ve küre-i arzın da Üstadımızın mektubatta anlattığı şu hareket-i seneviyesiyle o meydan-ı haşrın etrafında döndüğü bir büyüklüğü bir tasavvur edin. Bu çerçevede bunların ne kadar lüzumlu mekanlar olduğunu anlarız. Şimdi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın birinci kat semadan ta yedinci kat semaya kadar geçen yolculuğu, hocamız dedi ki işte buralar bize göre hemen hemen yolculuk bitmiş gibi geliyor. İşte ondan öte çok az bir şey kaldı gibi düşünüyoruz. Burası %20, öbür taraf %80'dir dedi. Şimdi o orada nasıl bir mekan var, orada nasıl bir şey var? Yani tabi Allah'ın kudretinin yanında, azameti yanında, büyüklüğü yanında bu söylediğimiz mekanların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bir yolculuk sevgili Habibi'nin kıymetini göstermek adına ta Kab-ı Kavseyn'e kadar mülk ve melekutunda gezdirdi. Mülk ciheti bizim şu dünyada gördüğümüz taraf. Melekut bizim göremediğimiz, idrak edemediğimiz, kudret-i ilahiyenin nasıl cereyan ettiği yüz, perdelerden, sebeplerden sıyrılmış olan cihet. Şimdi biz bu dünyada bakıyoruz, bir takım şeyleri sebeplere bağımlı olarak düşünüyoruz. Ama melekut aleminde öyle değil. Ahirette bu dünyada bir elmayı kopartırsak bir yıl beklememiz lazım aynı yere elma gelmesi için, ama ahirette cennette Tuğba ağacından herhangi bir meyveyi koparttığımız anda derhal anında yerine gelir. Çünkü artık ne olmuştur? İmtihan bitmiştir. İmtihan bittiği için perdelenmeye gerek kalmamıştır. Kudret-i ilahiye çok aşikar bir surette gözükür. Esbab yine vardır ama tül gibi incedir. Kudret-i ilahiyenin mübaşeretini ne yapmaz? Perdelemez, gizlemez. Resul-ü Ekrem'ini henüz daha dünyadayken dünyevi cesediyle beraber Cenab-ı Hak alemi mülk ve melekutunda gezdirdi. İşte çendan, gerçi o bir abdir, bir kul. O seyahatı bir mirac cüz'iyedir. Baksanız bir kişi gitti o seyahata. Yani cüz'i bir seyahattir. Bir kişiyi ilgilendiren bir şeydir. Fakat bu abdin bütün kainata taalluk eden bir emanet beraberindedir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bütün kainatı temsil ederek kainat adına bu yolculuğa çıkmıştır. Bu itibarla miracın hususiyeti külliyet kazanmıştır. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberindedir. Düşünün ki o nur olmasaydı Allah-u Teala diyor ki ben kainatı yaratmazdım. Eflaki yaratmazdım. Öyle bir nur Allah-u Teala'nın, öyle bir seremoni ki ta ezelden takdir edilmiş. O bütün insanlığın fahri, kainatın fahri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nasıl bir protokolle ağırlanacağı Cenab-ı Hak ta ezelden takdir etmiş. Miraç işte böyle hususi bir iltifatın adıdır. Saadet ebediyenin kapısını açacak bir anahtar,
beraber olduğu halde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Miraç yolculuğunun ifade ettiği mana budur. Miraç Risalesi'nin 4 tane esası var. Bu birinci okuyacağımız faslında Miraç'ın sırrı lüzumu nedir? İkincisinde Miraç'ın hakikati nedir? Üstadımız bunları anlatıyor. Üçüncüsünde Miraç'ın hikmeti nedir? Dördüncüsü ise Miraç'ın semerat ve faydası nedir? Meyveleri nedir faslında? Şuradaki okuduğumuz cihetleri daha geniş geniş anlatıyor ama bu gece tabii bizim bunların hepsini birden bitirmemiz mümkün değil. Cenab-ı Hak kendini bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif ediyor. İşte buradaki olan her şeyi Allah-u Teala Habibine gösterdiği ve anlattığı ne varsa kendisi bunların ne cereyan ettiğini işitir ve bilir sıfatıyla anlatıyor. Ta o emanet, o nur, o anahtarın cihan şumul ve muhit, her tarafı kuşatan, herkesi ilgilendiren ve umum kainata an ve bütün mahlukata şamil hikmetlerini göstersin. Miraç'ın ifade ettiği mana budur. Yoksa bir hikaye-i tarihiye suretinde işte bir Habibini almış, bir kulunu almış, bir seyahat yaptırmış demek değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Miraç'tan dönerken öyle hediyelerle döndü ki o hediyeler bu ümmeti, bu ümmet-i Muhammediye'yi diğer ümmetlerden farklı kıldı. Hiçbir ümmet bu şerefe mazhar olmadı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Miraç'tan gelirken getirdiği üç büyük hediye anlatılır hadis-i şeriflerde. Birisi 5 vakit namazdır. Miraç'ın bizim için en büyük meyvesi namazdır. Şimdi birçok gafiller için Allah bizleri affetsin. Bir yük olarak telakki edilen namaz aslında insanı şerefli kılan, farklı kılan, onu özel kılan ekstra bir iltifat ilahiyenin adıdır. İkinci getirdiği mükafat meyve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Miraç'tan getirdiği hediye, bir insan günah işledikten sonra tövbe istiğfar ettiği takdirde affedilmesidir. Kardeşler bunu bir an için düşünün. Bir insan çekiyor birisini, bam 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 vuruyor. Özür dilerim diyor. Aa, affediyorlar. Var mı böyle bir şey? Adamın hayatını mı affediyorsun? Gasp ediyorsun, çalıyorsun, katlediyorsun, pardon diyorsun, bitiyor. Kimse sana ceza davası açmıyor. Tazminat davası açmıyor. Düşünün ki bu gelen hediyenin ne demek? Alemlerin Rabbine karşı bir insan küfür içinde, isyan içinde, günah içinde her türlü şeyi yapabilir. Ama tövbe istiğfar ediyorsa, affedersin ya Rabbi diyorsa, hakikaten tövbe ediyorsa sanki hiç günah işlememiş gibidir. Yani silerim diyor Allah-u Teala. Et-taibu minez-zenbi, kim günahlardan hakikaten halisane sammane tövbe ederse kemen la zembele, sanki hiç günah işlememiş gibidir. Bu ümmet-i merhume için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir inayetidir. Üçüncüsü ise hadis-i şeriflerde izah edilen, şimdi kılacağımız yatsı namazından sonra okunacak olan Amener Resulü'dür. Gece vakti uykumuz geldiği için sakın sakın terk etmeye meyletmeyelim. Ve şunu düşünelim, bilelim ki Amener Resulü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'tan bize getirdiği üç hususi hediyenin bir tanesidir. Kıymetini öyle takdir edelim, öyle düşünerek okuyalım inşallah. Birinci esas, Miraç Risalesi'nin birinci esası, Miraç'ın sırrı, lüzumu nedir? Mesela deniliyor ki Cenab-ı Hak akrabu ileyhi min hablil verid, Allah-u Teala insana şah damarından daha yakın. Ayet-i kerime bu. Her şeye, her şeyden daha yakındır. Cisimden, mekandan münezzehtir. Allah-u Teala bir mekanda değildir. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Miraç mucizesiyle Allah'ın yanına yaklaşmış demek değildir. Mekandan münezzeh olan bir zata yaklaşılır mı? Her veli kalbi içinde onunla görüşebilir. Neden dolayı Velayet Ahmedi aleyhissalatü vesselam Miraç gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra her velinin kendi kalbinde muvaffak olduğu münacata muvaffak oluyor?
Yani böyle bir yolculuğa ne gerek vardı? Bakın Risale-i Nur'un çok farklı bir özelliğidir ki, işte Miraç bahsini hadis kitaplarında, tefsirlerde bütün tafsilatıyla okuyabiliriz. Ama böyle bir sorunun cevabı birçok kitapta olmayan bir sual. Sual şu: madem Allah şah damarından daha yakın, niçin o zaman biz Miraç'ta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şu kadar alem gitmiş diye, ne gerek vardı buna? Sual bu. Bunun mufassal ayrı bir cevabı olacak. Şimdi burada biraz daha farklı misallerle üstadımız konuyu fehme takrib edecek. El cevap: şu sırrı gamizi, şu ince sırrı iki temsil ile fehme takrib edeceğiz. Üstadımız öyle söylüyor. İki örnek vereceğiz anlayışını kolaylaştırmak için. 12. sözün sırrı icazı Kur'an ve sırrı Miraç hakkında olan şu iki temsili dinle. Birinci temsil: bir sultanın iki çeşit mükâlemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır. Herhangi bir sultan. Birisi âmi bir raniyetiyle, sıradan bir hizmetçisiyle, cüz'i bir iş için çay getir, işte şunu götür, bunu getir, hususi bir hacete dair has bir telefonla sohbet etmektir. Çağırıyor hizmetçisinden, bir şey istiyor veya daha farklı bir şeyin yapılmasını istiyor. Diğeri, sultan böyle konuşur değil mi? Yanında konuştuğu böyle bir kimseler vardır. Diğeri saltanat-ı uzma unvanıyla koskoca imparatorluğun yegane temsilcisi sıfatıyla ve hilafet-i kübra namıyla yeryüzünün halifesi sıfatıyla ve hakimiyeti amme haysiyetiyle bütün o bölgelerin, o memleketin mutlak hakimi sıfatıyla ve evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla emredecek, saltanatının gereğini icra edecek bu maksatla öyle işlerle alakadar bir elçisiyle veya o evamir ile münasebetten büyük bir memuruyla konuşmaktır. Bu iki konuşmanın arasında fark var. Bakın, birisi hususi bir hacet için hususi bir hizmetçisiyle konuşuyor, hususi bir memuruyla konuşuyor, klimayı aç diyor, işte cama kapat diyor, bir şeyler basit şeyler. Ama diğeriyle bütün memleketi ilgilendiren sultan unvanıyla, şimdiki tabirle konuşalım, cumhurbaşkanı, başbakan sıfatıyla, en etkili müsteşarıyla yahut bakanıyla bütün memleketleri ilgilendiren bir meselenin üzerine bir konuşması var. İkisinde de konuşan kim? Sultan konuşuyor. Aynı şey. İşte velillahil meselul ala, şu temsil gibi, şu kainat halikinin ve malikel mülk vel melekutun, mülk ve melekut alemlerinin mutlak hakimi olan Cenab-ı Hakk'ın ve hakimi ezel ve ebedin, geçmiş zamanların ve gelecek tüm zamanların, zamansızlığın mutlak hakimi olan Cenab-ı Hakk'ın iki tarzda mükâlemesi, sohbeti, iltifatı vardır. Allah-u Teala da kullarıyla böyle iki şekilde konuşur. Birisi cüz'i ve has, diğeri külli ve am. Cenab-ı Hak bizimle konuşması, bizlerle birebir konuşması nedir? Bizi ilgilendiren hususi bir konuşmadır. O dağ başında herhangi bir papatyanın çiçek açması, kendisine emredilen fıtrat kanununa onun ne yapması demektir? Uyması demektir. Hususi bir emirdir. Ama diğeri ise külli ve am emirlerdir Cenab-ı Hakk'ın, herkese bakan. İşte Miraç, Velayet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün velayatın fevkinde bir külliyet, bir ulviyet suretinde bir tezahürüdür ki bütün kainatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Halik'i unvanıyla Cenab-ı Hakk'ın sohbetine ve münacatına müşerrefiyettir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'taki konuşması umum kainat namına bir konuşmadır. Hususi bir konuşma değildir. Onun için üstadımız arkada şimdi örnek verecek, diyecek ki: Şems-i Ezel ve Ebed Sultanı olan Zat-ı Ehad ve Samed'in tecellisi, Cenab-ı Hakk'ın kainattaki tecellisi, mahiyeti insaniyeyi hadsiz meratibi tezammül eden iki suretle tezahür eder. Birincisi
aynayı kalbe uzanan bir nispet-i Rabbaniye ile bir tezahürdür ki herkes istidadına ve tay-i meratipte seyr-i sülüküne ve esma ve sıfatın tecelliyatına nispeten cüz'i ve külli o şems-i ezeliğinin nuruna ve sohbetine ve münacatına mazhariyeti var. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kardeşler, فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah-u Teala herkese neyin fücur, neyin takva olduğunu ilham eder. Nefislere Allah bunu bildirir. Hani biz deriz ya, aklıma geldi. İşte ya birden kalbime böyle bir mana geldi. Nereden geldi aklına? Yoktu senin aklında böyle bir şey. Kim sana bunu ilham ediyor? Kim duyuruyor? Kim bildiriyor? Bakın, nefislerde mertebeler var. Bir insan tabi imtihan sırrıyla emmare olan mertebede bir nefisle başlıyor. Nefis mertebeleri. Bize kötülüğü emrediyor. Emmare olan nefis. İnnen nefsele emmaratun bissu, işte bu hakikati ifade ediyor. Nefis bize ne yapar? Kötülüğü emreder. Ama nefisle kalkar bir insan, nefsiyle mücadele eder, nefsini terbiye etmeye çalışırsa nefsi ikinci mertebede levvame olur. Nefsi levvame olur. Nefsi levvame demek artık böyle kötülüklere emreden bir nefis değil. Pişman olan nefis demektir. Yani bir hata yapıyor belki ama hatadan artık lezzet alarak bir hata yapmıyor. Ne yapıyor bu sefer? Üzülüyor, pişman oluyor. Husrev Üstadımız dermiş ki, bir insan Risale-i Nur'a intisap ettiği anda onun nefis mertebesi nefs-i emmareden hemen nefs-i levvameye terakki eder. Bismillah da adımını atar atmaz Allah ona öyle bir hal ihsan eder. Artık günahları lezzet alarak yapmaz o adam. Belki tam kollayamaz kendini. Bazı günahları işlemek zorunda kalır ama pişman olur. Pişmanlık tövbenin kapısıdır. Nefs-i levvameden sonra nefs-i mülheme gelir. Demin ki dediğim ayet-i kerimeye işaret etmek için bunları zikrediyorum. Nefs-i mülheme ise, hani bir adım attık ya biz, Allah-u Teala bize tabir caizse bizim frekanslarımızı açar, radyolarımızın. Yayınlar gelir bize. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu Allah bildirir. Kulum diyor Allah-u Teala hadisi kutsi'de, bana bir adım atarsa ben ona 10 adımla mukabele ederim. İşte kul Allah'a yaklaşmak istedikçe Cenab-ı Hak da ona öyle mukabele eder. Nefs-i mülheme. İşte bu nefs-i mülheme kulun Cenab-ı Hak'la birebir konuşmasının adıdır. Yine Üstadımız, Süleyman Üstadımızın anlattığı bir şey, demiş ki en zındık kafire bile Allah-u Teala kalp telefonuyla ona kendi varlığını ihsas eder, bildirir. İsterse bu Firavun'un oğlu olsun veya Firavun'un bizatihi kendisi olsun, Cenab-ı Hak onun kalbine Allah var manasını telkin eder. Onun için bizim itikattaki imamlarımızın bir kısmına göre kendilerine tebliğ gitmese bile kendi akıllarıyla Allah'ı bulmak zorunda olduklarının delili işte budur. Demek ki ne yapıyor Allah-u Teala? İnsanlarla konuşuyor. Bizim kalbimize bir takım manalar geliyor. İlham geliyor, ilham. Bu ilhamlara karşı vaktizatına bu ilhamlar nedir? Cenab-ı Hakk'ın bizimle bir nevi konuşması demektir. Ama bunlar nasıl konuşmadır? Hep hususi konuşmadır. Bizi ilgilendiriyor. Galip esma ve sıfatın zilalinde giden velayetlerin derecatı bu kısımdan ileri gelir. Bunun iyice inkişaf etmiş kısmı artık velayetin değişik mertebeleridir. Cenab-ı Hak o füyüzata mazhar olan birçok insanların feyizlerinden bizleri de hissedar eylesin inşallah. Ama ikinci şekilde konuşma var. Deminki söylediğimiz sultanın iki çeşit konuşması bir. İkincisi ise insanın camiiyeti ve şecere-i kainatın en münemmer meyvesi olduğundan bütün kainatta cilveleri tezahür eden Esma-i Hüsna'yı birden aynayı ruhunda gösterebilmesi cihetiyle Cenab-ı Hak tecelli-i zatıyla ve Esma-i Hüsna'sının azami mertebede nevi insanın en azam bir ferdine tecelli-i azam tezahüratıdır ki bizde tecelli eden belli isimler var kardeşler. Bizler kendi fıtratımıza göre, kendi istidadımıza göre, kendi ibadetlerimize göre o isimleri bizim ruhumuza inkişaf ettiririz.
Ama Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da bütün isimlerin en azam noktada tecellisi vardır. Allah-u Teala'nın bizim gibi insanlarla konuşması, ilhamlar suretinde konuşması ile alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberiyle konuşması bir değildir. İkisinin arasında muazzam bir fark var. Bir cumhurbaşkanının, bir devlet başkanının kapıdaki hizmetçisinden bir bardak su istemesiyle bir devlet ricaline bütün memleketi ilgilendiren konuşması aynı ağızdan çıkan sözlerdir. Ama mahiyeti itibariyle ne kadar farklıdır? Alemlerin Rabbinin, alemlerin Habibi ile konuşmasının arasında da böyle muazzam bir fark vardır ki bu tezahürat ve tecelli Miraç-ı Ahmedi'nin sırrıdır. İşte Miraç, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bütün kainat namına gidip alemlerin Rabbi ile konuşmasının adıdır ki onun velayeti risaletine mebde olur, başlangıç olur. Şimdi bu ne demek? Üstadımız arkadan da söyleyecek, Miraç'ın başlangıcı velayet, sonu ise nübüvvettir. Halbuki biliyoruz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam peygamberken Miraç mucizesine mazhar oldu. Yani Miraç'ın bidayetinde de aleyhissalatü vesselam Efendimiz neydi? Peygamberdi. Niçin böyle söylüyor? Şimdi düşünün, mahlukatın ilk yaratılan mahluktan ta son mahlukata kadar kimler yaratılmış ise ve yaratılacak ise, bunların içinden bir kişi umum mahlukat namına gidip Cenab-ı Hak'la görüşecek ise o temsilcinin kim olması lazım? En layık, bu işte en şerefli, en makbul, en temsil edici kimse onun olması lazım. Peki peygamberlik nedir? Netice itibariyle peygamberlik bir tavziftir, bir rütbedir. Cenab-ı Hakk'ın bir kuluna peygamberlik vazifesi vermesidir. Şimdi o tabir caizse bir kişinin dışından kendisine, kendi haricinden kendisine tevdi edilen bir makamın adıdır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kendisine peygamberlik rütbesinin verilmesini bir kenara bırakarak bundan hariç bir nazarla bile baksak şu kainat içinde Adem aleyhisselam'dan son insana kadar tek bir insan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna bütün insanlığı temsilen çıkacak idiyse layık olan şahsiyet Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dır. Onun için Miraç'ın başlangıcı velayettir dediği mananın ifade ettiği hakikat bu. Halktan hakka gitmiş ama haktan halka gelmiştir üstadımız. Halktan hakka gitmek demek gidip o sohbeti, o yüksek sohbette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ettehiyyatü lillahi derken bütün mahlukatın ibadetlerini bizim adımıza Cenab-ı Hakk'a takdim ederken elbette ki bizim temsilcimiz sıfatıyla içimizdeki en şerefli insan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dı. Onun için Miraç'ın bidayeti halktan hakka gidiştir, velayettir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam peygamber olmadan evvel de sıradan bir insan değildi kardeşler. Düşünün ki daha o küçücük bir çocukken Halime'nin yanında süt annesine verildiği zaman bile bir ameliyatı cerrahiye geçirmiş, melekler tarafından ameliyat edilmişti. Onun çocukluğu bile bir hıfz altında geçti. Hiçbir zaman aleyhissalatü vesselam Efendimizin bizim gibi normal sıradan basit insanlar gibi bir hayatı olmadı. Hep sıra dışı, hep olabilecek en mükemmel mertebede, çizgide bir hayat yaşadı. Onun için üstadımız onu anlatırken diyor ki mebde ile müntehayı birleştirmiştir Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Mebde demek başlangıç demek. Münteha da en son nokta demek. Mebde ile müntehayı nasıl birleştiriyor? Yapılan ibadetleri ilk kez kendisi yapmış olmasına rağmen en mükemmel surette kendisi yapıyor. Bakın namaz kılmayı bize o öğretti. Ama hiçbirimiz onun gibi namaz kılamadık. Hiçbir insan onun kadar Allah'a kulluk edemedi. Kur'an-ı Azimüşşan'ı bize o tebliğ etti. Ama hiçbirimiz Kur'an-ı Kerim'i onun gibi anlayamadık. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün ibadetlerin envaında en mükemmel ibadeti yapmıştır. Bir başka itibarla da şu kainat ağacının çekirdeği
Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dır. Mep'te başlangıcı odur. O olmasaydı levlanke levlank lema halaktü leflak, kainatı yaratmazdım diyor Allah-u Teala. Peki bu kainat ağacının en mükemmel meyvesi kimdir dersek, yine Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı görüyoruz. Yani kainat ağacının hem çekirdeği onun hürmetine yaratıldı, hem en mükemmel meyvesi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Deminki okuduğumuz suale, şimdi şöyle bir sual vardı. Miraç bahsinde üstadımız diyor ki Miraç Risalesi'nin birinci derecede muhatabı ehli imandır. Mülhitler burada istima makamındadırlar. Onlar sadece dinleyici durumundadır. Ama arada da dönüp mülhitlerin mukadder bazı suallerine üstadımız cevap veriyor. Ey müstemi diyor, o dinleme makamında olan kişiye, sen kalbinden diyorsun nasıl inanayım? Her şeye, her şeyden daha yakın bir Rabbe, binler sene mesafeyi kat edip 70 bin perdeyi geçtikten sonra onunla görüşmek ne demektir? Hem diyeceksiniz ki çok yakın, hem 70 bin alem gitmiş. Tabi şimdi böyle bir sual geliyor. Madem bu kadar yakın idi, niye 70 bin alem gitmiş? El cevap, biz de deriz ki Cenab-ı Hak her şeye, her şeyden daha yakın. Akrabu ileyhi min hablil verid. Fakat her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Miraç'ta aleyhissalatü vesselam Efendimizin 70 bin alem gitmesi bundandır. Akrabu ileyhi min hablil verid ise Allah-u Teala'nın kuluna olan yakınlığıdır. Nasıl ki güneşin şuuru ve konuşması olsa, senin elindeki ayna vasıtasıyla seninle konuşabilir güneş. Nasıl konuşabilir? Aynayı biz güneşe doğru tuttuğumuzda güneşin sureti bizim aynamızda olur. İstediği gibi sende tasarruf eder. Güneş sıcaklığıyla bizim yanımızda olur. Aydınlığıyla bize yakın olur. Yedi rengiyle güneş bize yakın olur. Radyoaktif tesirleriyle, radyasyonel tesirleriyle güneş bize yakındır. Ama biz hakiki güneşten 149,5 milyon kilometre uzaktayız. Güneş bize yakın ama biz güneşten uzağız. Üstadımızın verdiği bu örnek işte bu sualin cevabıdır. Yani kul Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sevgili Habibine, Rabbine ulaşmak için 70 bin perdeden geçmiş mi? Geçmiş. Bunu biliyoruz. Hadis-i şeriflerde anlatılıyor. İşte şuradan şuraya gitti, buradan buraya gitti. Birinci kat semada şöyle oldu. Şu peygamberleri ziyaret etti. Şu alemleri oradan oraya gitti. Peki ayet-i kerimede diyor ki Şah Damanı'ndan daha yakın. Madem yakını niye gitti? İşte bu sualin cevabı odur. Kulun Allah'a yaklaşmasıyla Allah'ın kula yakınlığı birbirinden farklı şeylerdir. Kurbiyet demek kulun Allah'a yaklaşması demektir. Yani manevi cihette bir yakınlık peyda etmesi, onun rızasına mutabakat sağlaması demektir. Onu tanıması, marifetinin inkişafı demektir. Akrebiyet ise Allah-u Teala'nın kuluna olan yakınlığı demektir. Akrebiyet hiçbir hudut tanır mı kardeşler? Allah kuluna ikramda, izzette bulunmak istese ona elinden tutacak hiç kimse olabilir mi? Cenab-ı Hakk'ın bizlere bir borcu var mı? Bakın öyle bir şey anlatıyor ki o Miraç'taki o hediyenin tövbeyle affedilme meselesinin bir başka boyutu var. Allah-u Teala diyor kullarına öyle ikramlarda bulunur ki onların tövbelerinden hakikaten razı olur da nedametlerinden hoşnut olursa bütün işlediği günahları sevaba çevirin der diyor. Şimdi kim buna ne sorabilir ki? Cenab-ı Hak kullar, şehitlerin bütün haklarına kefil. Kul hakkına nasıl kefil olacak? Kul hakkını Allah-u Teala hiçbir şekilde affetmez. Yani Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gitmemek gerekir. Çünkü kul hakkı karşılığı olmayan bir haktır. Ama şehitler sorgusuz sualsiz cennete gidecek.
Peki kul hakkı nasıl olacak? Şehitlerin kul hakkı nasıl çözülecek? Ola ki bir şehit de Allah kendisine şehadet mertebesini nasip etmiştir ama birisini incitmiş olabilir. Üstadımız bu suale cevaben diyor ki Allah-u Teala o şehidin kefili olur. O ötekine söyler, ne kadar alacağım var, al. Ben ona veriyorum. Arkasında Cenab-ı Hak kapatırsa onun açığını, kimin açığı kalır ki? Arkasında Allah-u Teala var. Bir insan diğer insandan hakkını nasıl alır ahirette? Onun sevabından alır. Sevabı bittiyse eksi bakiye borç yazarlar. Ona günah olarak yazılır. Bu bizimki yine alacağını alır. Ya Allah da o kuluna der ki ne kadar alacağın var senin, al. Ne kadar alıyorsan al. Veriyor, ötekine veriyor. Günahları bile düşünün ki sevap olarak kabul ediyor. Allah-u Teala'nın akrebiyeti işte budur. Kulunun yaptığı amelin büyüklüğüne bakmaz Cenab-ı Hak. Hatta bir hadis-i şerifte anlatılırken şöyle bir örnek veriliyor. Deniyor ki bir adamın biri çok tövbekar olmuş. Tövbe etmek istemiş. Gitmiş bir şeye sormuş. Bir papaza o günkü şartlarda. Demiş ki eski ümmetlerde tabi, ben 99 kişi öldürdüm. Yani Allah beni affeder mi? Bakmış demiş ki o din adamı da, senin işin çok zor demiş yani kardeş, yani sen 99 tane cinayet, yani bu işin seni müşkil. 100 olsun demiş adam. Ötekine gidiyor, diyor ki ya ben böyle böyle bir cinayet işledim, yani nasıl olacak benim vaziyetim? Sen diyor bir okyanustan kaşığınla bir yudum su alsan okyanus eksilir mi? Hüsrü Üstadımızın da hapishanede ağır cezalık bir mahkûme verdiği cevaptır bu. Düşünüyor adam, hayır diyor, eksilmez. Peki bir kaşık su koysan okyanus artar mı? Yani sen bir kaşık suyu bir denize koysan bir denize bir kıpırdama olur mu? Diyor ki olmaz. Diyor ki senin işlediğin bütün günahlar Allah'ın rahmetinin yanında o bir kaşık su bile değildir. Sen tövbe istiğfar et diyor. O katil olan adama bir yol gösteriyor ama diyor ki bulunduğun ortamı terk et. Çünkü insanların arkadaş çevresi bazen insanları istemediği şeyleri yapmaya mecbur kılar. Ortamını değiştir diyor. Filanca yere git diyor. O adam da filanca yere giderken yolda ölüm meleği geliyor ve ruhunu alıyor. İki kişi başına dikiliyor. Birisi ceza meleği, birisi mükafat meleği. İkisi de adama talip. Diyorlar ki bu birisi diyor, bu adam tövbe etti, bunu ben alacağım. Öteki diyor ki yo, bunun bir dünya diyor şeyi var. Günahı var. Bir sürü cinayeti var. Bu adamın işlemediği şey yok. Kırmadığı küp yok. Tövbe etti ama güzel amel yapmaya henüz muvaffak olamadı. Yolda giderken öldü. Bunu cehenneme götüreceğim diyor. Cenab-ı Hak üçüncü bir melek gönderiyor onların yanına. Bu üçüncü melek bunların arasında hakemlik yapıyor. Diyor ki üçüncü melek, ölçün diyor yeri. Nereye daha yakınsa o alsın diyor bu adamı. Halbuki bu ölen adam gideceği yere daha uzak. Kardeşler, acayip yani. Allah'ın rahmetinin boyutuna bakın. Ama niyeti bu. Niyeti hakikaten tövbe etmiş. Yani ortada değil. Cehenneme daha yakın tarafta. İkisi birlikte melekeler ölçmeye başlıyorlar. Bu çıktığı yerden öbür tarafa mı yakın, bu tarafa mı? Bu tarafa, öbür gideceği yere yakınsa rahmet melekleri alacak. Yok, çıktığı yere yakınsa azap melekleri alacak. Allah-u Teala arza emretti diyor, diyor. Toparlan, toparlan. Arz dürüldü diyor, dürüldü. Ölçtüler, bu taraf kısa geldi diyor. Ve o adamı rahmet melekleri aldı. Allah'ın rahmeti budur. Allah'ın rahmetinde hudut yoktur. İşte biz buna Allah'ın kuluna olan yaklaşması diyoruz. Akrebiyet-i ilahiye. Risale-i Nur'da da üstadımızın anlattığı bu hakikatler sırrı akrebiyetin inkişafına vesiledir derken anlattığı mana bu. Sen birebir çok uğraşırsın. Çok gayret sarf edersin. Ama birisi gelir öyle bir kısa zamanda ciddi bir hakikatle bir ders alır ki İşte Risale-i Nur'un derslerindeki bereketi üstadımız bununla izah ediyor. Diyor ki 40 dakikalık, 45 dakikalık bir hakikat dersi senelerce tahsile bedel bir sonucu ihsan ediyor.
Peki bu nereden geliyor? Sahabe-i kiramın hali nasıl kardeşler? Bir düşünelim şimdi. Geliyor, Esselamu Aleyke ya Resulallah diyor. Bir sahabe bir anlık icabında arkadan bir harpte şehit düşüyor. Ve o kişi sahabe oluyor. Dikkat edin. Hiçbirimiz onun sevabına yetişemeyiz. Peki ne oluyor da bu insan böyle bir noktaya geliyor? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la sohbette diyor, öyle bir iksir var ki diyor üstadımız. Oradaki o sırrı, süratli inkişaf o kişinin kendisinden kaynaklanmıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nübüvvetinin tecellisi olarak kaynaklanıyor. Yani ne var orada? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir bereketi var. Hatta bir gün yolda giderken Medine'de bir Yahudi çocuğunu görüyorlar, hasta. Çocuk sekerat vaktinde, ölmek üzere. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber onların yanına geliyor. Başlarında da Yahudi babaları var, büyükleri var, akrabayı, talukatları var, selam veriyorlar. Diyor ki Peygamberimiz, benim evsafımı kendi kitaplarınızda gördünüz mü? Yahudiler anut insanlardır. Yani bunların küfrüne küfrü inadi tabir edilir. Allah'a kafa tutan insanlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün efsafını kendi kitaplarında görüp Mekke'ye, Medine'ye gelmelerinin sebebi odur. Hususen onun Medine'de inkişaf edeceğini bildikleri için Medine Yahudilerin yerleşim bölgesi değildir. Ahir zaman peygamberi Medine'de gelecek diye oraya taşındılar. Bizden olsun diye. O biz olalım diye. Ama kendilerinde olmadığını anlayınca Allah'a kafa tuttular. Onun için onların inatları, küfürleri, küfrü inadi. Yani bildikleri halde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak diyor ki Habibim ya Muhammed, onlar seni çocuklarından daha iyi tanırlar. Bir insan çocuğunu nasıl bilir? Onlar da biliyorlar ki sen hakkı hakkı peygambersin. Ama sırf kendilerinden olmadığı için isyan ediyorlar. Peygamberimiz bu soruyu sorunca Yahudi büyükleri oradan suskun kaldılar. O çocuk hasta yatağında ölmek üzere olan çocuk dedi ki evet dedi, bizim kitaplarımızda senin vasıflarını biz gördük. Ve çocuk kelime-i şehadet getirdi. Ve getirdikten çok kısa bir süre işte. Düşün, orada bir ziyaret olmuş ayaküstü. Tabii şimdiki böyle apartmanlar falan yok. İşte üstü örtü, gölgelikli olan bir mekan. Orada geçerken konuştukları bir şey. Çocuk bunu söyledikten, kelime-i şehadet getirdikten sonra da ruhunu teslim ediyor. Dakikalık sahabe. Dakika. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sahabelere diyor ki, kardeşinizin cenazesine sahip çıkın. Hep beraber cenaze namazını kılmışlar. Şu çocuktaki nasibe bakın şimdi. Bir dakikalık sahabe. Bir dakikalık Müslüman ama öyle bir piyango ki alemlerin Habibine Esselamu Aleyke ya Eyyühen Nebi deme şerefine mazhar olmuş. Bu akrabiyettir kardeşler. Sorgusuz sualsiz Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır. Allah onu dilediği kişiye verir. Demek ki bizim şu sualin cevabında, yani madem bu kadar yakın idi, niye Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o kadar alem gitmiş sualinin cevabı üstadımızın verdiği güneş misaliyle anlatılır. Denir ki güneş insana yakın değil mi? Yakın mı yani? 149,5 milyon kilometre mesafede, buna yakın denir mi? Ama bakın güneş bize yakın, sıcaklığıyla yakın. Şu anda buradaki hararetin kaynağı yine güneş. Aydınlığıyla bize yakın, radyoaktif tesirleriyle bize yakın. Şu renklerin algılanması güneşin ışığı sayesindedir. Bunlarla bize yakın. Hatta aynayı tutarsak suretiyle de bize yakın. Güneş bize yakın ama biz güneşten 149,5 milyon kilometre uzağız. Güneşin yakınlığı başka bir şey, bizim yakınlığımız daha farklı bir şey. Cenab-ı Hak da insanlara rahmetiyle, kudretiyle, hikmetiyle, bütün esma ve hüsnasıyla yakındır. Ama kul ondan çok hicap perdeleri uzaktır. Yine hatıra gelir ki, bir sual daha okuyup dersi bitireceğim inşallah. Sen kalbinden dersin, ben semavatı inkar ediyorum, meleklere inanmıyorum, semavatta birinin gezmesine, melekelerle görüşmesine nasıl inanacağım?
Üstadımız burada da kainattaki Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini ispat ettikten sonra bu mülhidin şu sualine cevaben diyor ki üstadımız, bin müşkilat ile tayyare vasıtasıyla 1-2 kilometre yukarı ancak çıkılabilir. Şimdi öyle değil mi? Bir uzay aracına binmekle, işte ne bileyim bir uçağa binmekle şu kadar yüksekliğe ancak çıkıyoruz. Nasıl bir insan cismiyle binler sene mesafeyi birkaç dakika zarfına kat eder, gider gelir? Çünkü miracın müddeti bir anı seyyaredir kardeşler. Yani bir kapının gıcırtısı daha bitmeden, bir bardak su sanki dökülürken içindeki su boşalmadan bir anda. Allah-u Teala zamanın ve mekanın halikidir, yaratıcısıdır. Sevgili Habibir için o zamanı durdurmuştur. Sual bu şimdi. Nasıl oluyordu yani bir uçakla, tayyareyle ancak bu kadar mesafelere biz çıkarken bu bir anda gitmiş gelmiş nasıl olur dersen, biz de deriz. Arz gibi ağır bir cisim. Dünya, küre-i arz. İçindeki bütün dağlarıyla, denizleriyle, nehirleriyle, bizler hep beraber. Arz gibi ağır bir cisim. Fenninizce hareket-i seneviyesiyle bir dakikada takriben 188 saat mesafeyi keser. Yani bunun bugünkü karşılığı itibariyle söylersek, küre-i arzın içindeki bu kadar yükle beraber, hep beraber biz şu anda saniyede 29.8 kilometre süratle uçuyoruz. Biz böyle bir uçağın içindeyiz şu anda. Saniyede 30 kilometre, yani yaklaşık. Dakikada ne yapar bu? 1800 kilometre yapar. Dakikada. Saattekini varın hesaplayın. Küre-i arz. Üzerinde bu kadar ağırlıklarla beraber Cenab-ı Hak bir sapan taşı gibi çeviriyor. Takriben 25 bin senelik mesafeyi bir senede kat eder. Biz orayı yürüyerek dolaşmak istesek 25 bin sene gitmemiz lazım geliyor. Küre-i arzın yörüngesini, güneşin etrafında. Küre-i arz bir yılda bu seyahati tamamlıyor. Acaba şu muntazam harekatı ona yaptıran ve bir sapan taşı gibi döndüren, hani böyle kafasının üstüne Filistinlerde çevirip atıyorlar ya taş, o taş, o sapan taşı gibi çeviren bir Kadir-i Zülcelal bir insanı arşına getiremez mi? Onun kudretine ağır gelir mi? Bu küre-i arzın egzozu nerededir kardeşler? Motor nerede? Hangi süratle biz dönüyoruz böyle? Kaç yıldır dönüyor bu küre? Kaç asır? Daha ne kadar dönecek? Niçin bunun yakıtı bitmiyor? Şoförü kim bunun? Şimdi sadece küre-i arz mı dönüyor? Düşünün kaç tane gezegen var. Fıldır fıldır bunların hepsi dolaşıyor. Bu kainatı, galaksi sistemlerini birbirinin içinden geçirerek icra eden, bu hareketleri icra eden bir zat-ı kadire bir kulunu nasıl kendi huzuruna çıkartır? Ona ağır gelir mi? Şimdi şimşek cazibesi denilen, şemsin cazibesi denilen bir kanun-ı Rabbani ile Mevlevi gibi etrafında pek ağır olan cismi arzı gezdiren bir hikmet. Küre-i arzın dönüşünü de çekim kuvvetleriyle anlatıyorlar. Şimdi gravitasyon tabir ediyorlar. Peki diyor üstadımız, bir an için adını öyle diyelim. Cazibe kuvveti diyelim. Ya sadece güneşin cazibesine kapılmış, onun çekim alanına girmiş bir küre-i arz, bu kadar ağırlığıyla beraber bu hareketi yaptıran bir kudret, bir hikmet, cazibe-i rahmet-i rahman ile ve incizab-ı muhabbet-i şems-i ezeli ile bütün kainatın güneşi olan Allah-u Teala'nın cazibesiyle bir cismi insani berk gibi arş-ı rahmana çıkaramaz mı? Allah'ın kudretine bu ağır gelir mi? 6. Cüccet İmen'den hatırlayın, bir örnek veriyordu üstadımız ahirete delil olarak. Sen bir sultan görsen gidiyor, dağlara bir işarete kaldırıp indirip çeviriyor. Ondan sonra kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerinin yoluna bir küçük kaya yuvarlanmış, onlar da geçemiyorlar. Şimdi sen diyebilir misin ki şu sultan dağları çevirdiğini gördüğün halde, oynattığını gördüğün halde bu taşı kaldıramaz, oynatamaz denir mi? Öyle bir sultan ki, öyle bir kudret ki, kainattaki bütün cisimleri bir hareket içinde
yorulmadan, usanmadan, bıkmadan, sonu gelmeden çeviren bir kudretin, bedeni ruhu hifetine gelmiş sevgili Habibini kendi huzuruna nasıl çıkarabilir denir mi diyor üstadımız. Cenab-ı Hak bizleri bu mübarek gecenin feyzine ve füyüzatına tekrar mazhar eylesin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşnudiyetine, şefaatine, inşallah bu gecenin hürmetine, bu mübarek üç ayların hürmetine bizleri mazhar eylesin. Tabi bu tip gecelerin kıymetini bilmemiz lazım kardeşler. Bu gecelerde mümkün mertebe biraz Kur'an kıraatiyle, biraz cevşen kıraatiyle, duayla, salavat-ı şerifelerle meşgul olmak. Ola ki bazı yerlerde atlarız, unutmuş oluruz. Kaza namazı olanların dışında, kaza namazı olmayan arkadaşlarımız bile tedbiren bu gecelerin bereketine bir parça kaza namazıyla meşgul olmak bu gecelerin makbul ibadetler arasında sayılır. Düşünün, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a getirilen her salavat-ı şerife, Peygamberimiz diyor ki, bana takdim edilir. Cenab-ı Hak benim ruhumu bana iade eder, ben sizin salatu selamınızı alır, size mukabele ederim. Yani siz ona Esselamu Aleyke Ya Resulallah dediğiniz zaman ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah size derim diyor. Şimdi bir rüya düşünün, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görüyorsunuz ve size selam veriyor Peygamberimiz. Yani ne kadar hoşnut oluruz değil mi? Peygamberimizle alem-i menamda birlikte olmaktan ne kadar şeref duyarız. Ama Peygamberimiz bize diyor ki, siz bana hakikaten salatü selam getirirseniz ben sizin selamınızı alırım. Öyleyse bizim bu gece salavat-ı şerifeyle de meşgul olmamız inşallah onun hoşnudiyetine vesile olan makbul bir ibadet olur. Allah-u Teala bizleri gafletten muhafaza buyursun. Bu geceleri ihya etmek manası, ihya demek hayat vermek demektir. Canlandırmak demektir. Halbuki uyku ölümün küçük bir kardeşidir. Yani biz bu geceleri de diğer gecelerimiz gibi öldürmeden, uykunun kollarında, ölümün küçük kardeşi olan uykunun kollarında mahvetmeden ihya edebilirsek hayat vermiş olacağız. Üç aylar bu itibarla hakikaten bir panayır mevsimidir. Allah-u Teala bizlere kıymetini idrak etmeyi nasip etsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salavat. Bizlere kıymetini idrak etmeyi nasip etsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salavat. Bizlere